Bugün Bodrum'dayız. Sokaktaki vatandaşlara sizce savaş çıkar mı? Çıkarsa da Türkiye'nin pozisyonu ne olur diye soracağız. Savaş çıkmayacak, çıkmamalı. Aklı selim olan hiç kimse savaşın çıkmasına müsaade etmez diye düşünüyorum. Zaten savaş çıkacak olursa artık hiçbirimizin yeryüzünde yaşama şansı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü savaş teknolojileri oldukça gelişti ve dolayısıyla ne yazık ki teknik bir bombayla bir anda hepimiz yok olabiliriz. Bu dünyanın yok olması hiç kimseye fayda getirmez diyorum. Ki bizler de Ulu Önder Atatürk'ü seven insanlar olarak Atatürk'ün söylemine uyuyoruz. Yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz. Herkesi barışa davet ediyoruz. Kesinlikle barış olmalı. Savaşın kimseye getireceği bir fayda yok. Şurada paylaşamayacağımız hiçbir şey de yok. Güzellikleri hep birlikte güzelce yaşamak varken neden üzülelim? Vallahi şöyle, Türkiye zaten uzun zamandır, yıllardır bu sürecin takibinde ama Türkiye son zamanlarda yaptığı savunma sanayi ve katkılarından dolayı Türkiye'ye güç koyacak hiçbir ülke yok. Dolayısıyla Türkiye'de hiç kimse karşısına almaz. Tabii ki umuyoruz böyle bir şey olmasın ama Türkiye her zaman hem savunmada hem asker anlamdaki gücüyle hiçbir ülkenin Türkiye'ye karşı cephe alacağını düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye'nin bazı bir şey olmaz Türkiye'ye. Bir şey olmaz Türkiye'ye. Peki sizce savaş çıkar mı? Çıkmaz. Türkiye'yi kim çatabilir ya? Kim çatabilir Türkiye'yi? Ben bak 68 yaşındayım. Kaç sene askerlik yaptım. Böyle bir şey olmaz. Kime karşı? Kimle savaşıyoruz? Orta Doğu'da. Evet. Kimle savaşacağız? Irak'la mı? Suriye'yle mi? Zaten onlarla savaşıyoruz. Türkiye hiç kimsenin yanında yer almaz. Kendi başına kalır. Çıkar. Güvenliğimiz şu anda tehlike altında. Sınırlarımız tehlike altında. İsrail'in durma gibi niyeti yok. Yani bugün Lübnan, yarın Suriye, ertesi gün Türkiye sınırları. Zaten PKK'nın kurulma amacı da belli. Evet, savaş çıkacak. Yani bu belki bir yıl, belki iki yıl, belki on yıl sonra olacak ama çıkacak. Ve bizim savunma pozisyonumuz, savunmada değiliz artık, saldırı pozisyonundayız. Zaten Cumhurbaşkanımız da bunu açıklamıştı. Artık biz savunmada değiliz, saldırı pozisyonundayız. Ben de aynı şeylere katılıyorum ya. Yani Türkiye maksatları Türkiye'yi savaşın içine çekmek. Yani Türkiye'yi savaşın içine çekip, yani Türkiye ile uğraşmak maksatlar yani. Bu açık ve net ortada yani. Zannetmiyorum savaş çıkacağını. Türkiye'nin konumu yani Orta Doğu, Avrupa, Asya önemli bir noktadayız. NATO üyesiyiz. Zannetmiyorum yani savaş çıkacağını. Çıkarsa Türkiye'nin pozisyonu ne olur? Savaş çıkmaz.